Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı formüldür. P1 artı P eksi 1 bölü 2 formülünü bilmek gerekiyor. Böylece P1 arkadaşlar 1 eksi 1 0, 1 artı 1 2'nin karesi 4'tür. Bunu böyle parantezli yazayım. Artı P eksi 1, eksi 1 eksi 1'den eksi 2'nin kübü eksi 8 yapacak. Eksi 1 artı 1'den 0'ın karesi de 0 oldu. Bu da ayrı P eksi 1 bulduk. 2'ye böleceğiz. 4 eksi 8 eksi 4. 2'ye bölersek eksi 2 oldu. B şıkkı. Şimdi kesirli bir denklem arkadaşlar. Sabit bir polinomsa x'lerin katsayılarının sabitlerin oranına eşit olması gerekiyor. Böylece M buradan bakın 2 oldu. Gerçekten göstereyim size. 3x artı 2 bölü 6x artı 4. Aşağıya 2 parantezin alırsanız 3x artı 2 olur. Böylece 3x artı 2'ler sadeleşir. 1 bölü 2 olacaktır. Px 1 bölü 2 ise ne verirsen ver cevap 1 bölü 2 olur. Bu yüzden P3 de 1 bölü 2 olur. M'yi zaten 2 bulduk. Cevap 1 oldu. Px'in Rx ile bölümünden kalan bu sembollerle anlatılmış. Yani Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan demek. O zaman P1 demektir. X yerine ne yazacağız burayı sıfır eşitleyince? 1. P1 bu yüzden 5 oldu. Aynı yorumla arkadaşlar gelelim x eksi 2 ile bölümünden kalan. X gördüğün yere 2 yaz. P2 de 8 demek istiyor sana. Şuradaki polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan ne demek? X eksi 1'i 0 eşitlediğimizde x gördüğün yere 1 yaz demek. Senden 1 artı 1'den P2 ve 2 eksi 1'den P1'i istiyor. P2 ile P1'in çarpımı zaten yukarıda 5 ve 8 olarak verildiği için cevap böylece 40 olur. D şıkkı. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 12 denmiş. X eksi 2 ile bölümünden kalan demek 0'a eşit de x gördüğün yere 2 yaz. Demek ki P2 12'ymiş. Qx artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 0'a eşitlersek x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Böylece buradan da bizden 1 artı 1'den Q2'yi istiyor. Şimdi burayı Q2 yapmanın yolu nedir? X'e eksi 1 vermek değil mi? Otomatik olarak yukarıya da eksi 1 vereceğiz. Haliyle istediğimiz bir şeye dönüşecek. Bakın bu şekilde. P2 aşağısı Q2 sağ taraf eksi 1 verdiğimiz için eksi 2 artı 5'ten 3. P2'yi soru bize 12 vermişti. 12'yi neye bölersek 3 olur? 4. Demek ki D şıkkıymış cevabımız. Bir polinomun derecesinde arkadaşlar küçük dereceliler polinomun derecesini etkilemez. Hemen bir örnek göstereyim bakın size. Kenarda dursun. 3x küp artı 7x artı 2'de polinomun derecesine biz 3 diyoruz değil mi? Şuraya bakıyoruz. Bu etkili mi? Hayır. Bu etkili mi? Hayır. O yüzden polinomda işlem yapmıyoruz. Derece bakıyoruz. Küçük derecelileri hemen silin. Burada bunu silin. Hatta x karenin kübü x üzeri 6 olduğundan, x'in de karesi x kare olduğundan bak bu bile etkili değilmiş. Her şeyi sildim. Bir tek soruda ne kaldı? X karenin kübü. Burada dediğim gibi arkadaşlar polinom yapmıyorum ben. Polinomda derece araştırıyorum. Bu yüzden üstün üstü çarpılır. Polinomun derecesi 6 geldi. Dediğim gibi polinomda sabit sayının ya da küçük derecenin hiçbir önemi yoktur. Bundan dolayı buradaki sabit sayıyı silebilirsiniz. Cevap 6 olacaktır, değişmeyecektir. Bir polinom verilmiş. Bu adımlara göre yapın diyor arkadaşlar. Birinci adım px eksi 1'in. Bakın px eksi 1'in bölenini bulacağız. Bölümünü bulacağız. Hemen px eksi 1'i bulmak zorundayız. Çünkü bölüm istiyor. Burada hemen x eksi 1'in karesi eksi 9. Sonra arkadaşlar x eksi 1'in parantez karesi artı x eksi 1 eksi 2 diyorum. Şimdi x kare eksi 2x artı 1 eksi 9 eksi 8 oldu. Sonra x kare eksi 2x artı x de buradan geldi. Eksi x yaptı. Artı 1 eksi 1 götürdüler birbirlerine. Burası da böyle oldu. Haliyle arkadaşlar x burası bakıyorum x eksi 4 x artı 2 çarpanlarını ayırıyorum. X eksi 2 x artı 1. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden bölüm nedir? Zaten bu x eksi 2'ye tam bölündüğü için bak direkt çarpımda elde ettiğimiz sonuç, bölümde elde ettiğimiz sonuç işte bölüm olacak. Tabi burada 2 de vardı. Demek ki arkadaşlar px eksi 1'i x eksi 2'ye böldüğümüzde 2 çarpı x eksi 4 kaldı. X artı 2 kaldı. Bir de ne kaldı? X artı 1. Bu şimdi bizim yeni elde ettiğimiz buradaki polinom.
Bunu da x eksi 4'e bölecekmişiz. Böl. Bunlar gitti. Bölümümüz ne oldu? Tam bölündüğü için. 2x artı 2 çarpı x artı 1. Onu da buraya yazdım. Bunun artık x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm. Buna mesela rx diyelim. Bu rx'in x eksi 1 ile bölümünden kalan ne demektir? X yerine 1 yazarsak r1'i bul demek istiyor bize. 2 çarpı 1 artı 2'den 3. 1 artı 1'den 2. Cevabımız 12 oldu. B şıkkı. Px ve rx birer polinom olmak üzere p bileşke rx ifadesine bileşke denir. Normal yaptığımız her zamanki bileşke arkadaşlar. Ve ben fonksiyonda da söylüyorum zaten. P'nin içine rx'i yaz demektir. Şimdi p'nin içine rx'i yazacağız. Bunun görüntüsü böyle. X eksi 2 ile bölümünden kalan demek x gördüğün yere 0'a eşitleyince 2 yaz demek. Bu yüzden p r 2 oldu. P r 2 de r2'yi bul. 2'nin kübü 8 eksi 4 eşittir 4 oldu. P r 2 yerine 4 yazıyorum. P 4'ü bulacağım. 4'ün kübü 64 eksi 32 eksi 10. Böylece cevabımız 22 B şıkkı oldu. P 2x artı 6 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı x'e 1 ver demektir. 2 çarpı 1 artı 6'dan P 8'i istiyor. Bir de bir polinomun sabit terimi x'e 0 ver demektir. Bu yüzden P eksi 7. Bunların toplamı istenmiş arkadaşlar. Şimdi elimizde bir polinom denklemi var mı? Hayır. Bizden bekliyor. Bir polinom kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. Üçüncü dereceden bir polinomun x eksenini kestiği noktalar köklerdir. Bir denklemin kökleri de denklemi şu hale getirir bakın. Bir denklemin kökü eksi 4 ya. Bunun denklemi çarpanlarından biri daha doğrusu x artı 4'tür. Neden? X eksi eksi 4. Yine köklerinden biri 1 ise çarpanlarından biri x eksi 1'dir. Yine köklerinden biri 4 olduğu için çarpanlarından biri x eksi 4'tür. Baş katsayı bilmiyoruz. Peki daha başka bir denklem yazmak zorunda mıyım? Hayır. Zaten 3. dereceden bak. Hakikaten x'leri çarpınca x küple başlar denklem. Merak etme. Şimdi bir de burada bakın bu eksi 2'yi niye vermiş? X'e 0 verdiğinde bu noktanın özelliği nedir? 0'a eksi 2 noktasıdır. X'e 0 veriyorum. A çarpı 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 4 eşittir. Eksi 2 oluyor. Buradan da A arkadaşlar bir bakalım. Şu eksiler gitmiş olsun. Eksi 1 bölü 8 oluyor. Güzel. Artık P8'i bulabiliriz. Yerine yazıyorum. Lütfen dikkat edin. 8 artı 4 şu polinomda artık. 12. 8 eksi 1 7. 8 eksi 4 4. Artı eksi 1 bölü 8. Eksi 7'ye bakacağız şimdi. Eksi 7'yi yerine yazalım arkadaşlar. Eksi 7'yi yazınca ne olacak? Eksi 3. Eksi 8. Eksi 7 yazmıştık. Orası da eksi 11 oldu. Eksi 8'ler gitti. Burada o zaman ne oldu? Eksi 3 artı 3. Bir de şurada eksi var. Eksi eksi hepsi gitti. Artı 33 oldu. Şu ne oldu arkadaşlar? Araya artı koyalım. Burası da 12, 4, 48, 8'e böl. Eksi 6 çarpı 7'den eksi 42. Zaten diğerinin önünde artı 33 vardı. Demek ki eksi 9'muş arkadaşlar. C şıkkı. Hiç boşluk kalmayacak şekilde zemin döşenebilir demek. Bu x eksi 1 çarpı 1 yani bunun alanı arkadaşlar normal x eksi 1 çarpı 1'den dolayı x eksi 1 olacak. Bu polinomu arkadaşlar şu polinomu bölmesi gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz, buna px deyin. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanın 0 olması lazım ki tam bölünsün. Böylece hiçbir şekilde boşluk oluşmasın zeminde. Bu da x gördüğümüz yere 1 yazarsak p1'in 0 olması gerektiğini söylüyor. Yapıyorum o zaman arkadaşlar. Şimdi 1 artı 3 artı 2 artı m eşittir 0 olması lazım. M bu yüzden eksi 6 olur. D şıkkı. Px artı 1 polinomu verilmiş ama bize px eşittir 3 diyor. O zaman arkadaşlar px artı 1 orayı x yapmak için x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? X eksi 1 değil mi? Bakın böylece 1'ler gidiyor. Px oluyor. X gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Artık x eksi 1'in karesi eksi x eksi 1 artı 3. Böylece x kare eksi 2x artı 1 eksi 2x artı 2 artı 3 neye eşit olmalıymış? 3'e. Bu 3'ler gitti. X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 oldu.
Bunu sağlayan değerler çarpımı c bölü a'ydı hatırlayın. Bu yüzden 3 bölü 1'den 3 c şıkkı. EBOB demek arkadaşlar ortak çarpan parantezini bulunuz demek. Yani şimdi x kare eksi 4 olsun, tamam mı? X eksi 2 çarpı x artı 2 ya. Bir de x eksi 2 çarpı x eksi 3 denklemi olsun. Bunların obetleri işte x eksi 2'dir. Mevzumuz bu. Dolayısıyla bunlarda arkadaşlar ortak çarpanlarımız x eksi 2 ve x artı 3. Bu yüzden eşittir diyeceğiz. X eksi 2 çarpı x artı 3 ortak çarpanlar. Şimdi bu polinom Qx polinomuymuş. Qx'in x eşittir 1 için bakalım. Q1 arkadaşlar ne oluyor? Eksi 1 çarpı 3 tabii ki normal bir sayı geliyor. Evet, o yüzden kalan 0 çıkmadı. Sayı çıktı. Katsayılar toplamı demek x yerine 1 yaz demektir. 1 eksi 2 çarpı 1 artı 3. 4 eksi 1 çarparsak eksi 4 olur. Bu yanlış oldu. Sabitlerimiz 0 ver demektir. Eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 oldu. Bu da doğru oldu arkadaşlar. 1, 3 cevabımız D şıkkı. 5 bölmeli bir lambada Px polinomu lamba üzerinde yazan polinom ile tam bölünüyorsa lamba yanıyormuş. Örnek x eksi 1 ile tam bölünüyorsa beyaz lamba yanıyor. Px polinomu için yeşil, mavi ve mor lambalar yanıp diğer lambalar yanmadığına göre. Px polinomunda arkadaşlar mavi, mor ve yeşil yandıysa bu şu demektir. X yerine 0 yaz. O zaman P0, 0 tam bölünüyor çünkü. X yerine eksi 2 yaz tam bölündüğü için. Demek ki P eksi 2 0'mış. Ve arkadaşlar yine P eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsak 0'mış. Şimdi bunlara tam bölündüğünü biliyoruz artık soruda. Gelelim yeni bir polinom demiş. Px eksi 2 polinomu için hangileri kesinlikle yanar? Ne yapacağız o zaman? Yerine yazacağız. X gördüğün yere 2 yaz. P eksi 2 polinomunda x gördüğün yere 2 yazarsan, çünkü bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan polinom ne olursa olsun x eksi 2'yi 0'a eşitlemek demektir. Bu yüzden arkadaşlar bakın P0. A zaten P0 tam 0'a eşitti oldu. Sonra yine x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 eksi 2'den eksi 1. Evet, P eksi 1 de 0'dı. Demek ki P x eksi 2 x eksi 1'e de tam bölünüyormuş. Sonra x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Böylece P eksi 2 oldu. P eksi 2 de 0 arkadaşlar. Sarı, beyaz, yeşil şu an yanıyor demek ki. Yeni lambalarda bu durum oluştu. Mavi de x artı 2, yani x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. P eksi 4. Bakın arkadaşlar bununla ilgili sıfıra eşit durumu yoktu. O yüzden geçtik. Ve geliyoruz x gördüğümüz yere eksi 1 yazmaya. Orada da x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak P eksi 3 de yine sıfıra eşit değildi önceden. Bu yüzden sadece sarı, beyaz, yeşildi arkadaşlar. Lamba yanacak. C, D şıkkı.